hayatın tadını alamıyoruz. İbadetin zevkini alamıyoruz değerli hocam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu konuda hepimize böyle örnek olacak çok güzel sözü var. Diyor ki, فَلَاثُمْ مَنْ كُنَّ ف۪يهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْا۪يمَانِ İmanın tadını alabilmek, Kur'an'ın zevkini alabilmek, hayattan mutlu olabilmek, iyiliği yayabilmek için 3 özellik istiyor. 3 özellik. Bu 3 özellik kimde varsa o imanın zevkini almıştır. Namazda huşuludur. Mutludur. Malı yoktur ama mutludur. Kanaat sahibidir. Ailesiyle huzurludur. Kazancı bereketlidir. Nedir? Birincisi, Allah ve Resulü her şeyden ona daha sevimli olacaktır. Allah ve Resulü ona şimdi gerçekten yani iman test yapar gibi yani gidip de kan testi yaptırır gibi, korona testi yaptırır gibi bir ölçüm aletimiz yok bizim. İman davranışlara yansıdığı zaman biz o imanın derecesini anlıyoruz. Komşuluk ilişkilerimizde, ailevi münasebetlerimizde, ibadetlerimizde, ticaretimizde, yaşantımızdaki dürüstlüğümüz bize imanın zevkini, derecesini öğretiyor. Bir hata yaptığımızda ona dönmek, ateşe atılmak gibi günah olduğunu, kötü olduğunu anlamak. Yani bu 3 özelliklerden bir tanesi de bu. Hayattan zevk almak istiyorsak hayatımıza örnek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i almamız gerekiyor. O güzel sabır, en ufak bir şeyde bağırmak, çağırmak, isyan etmek, rıza göstermemek. Peygamberlerin hayatına baktığımız zaman mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde İbrahim gibi olmayı, Hazreti Musa gibi davranmayı, diğer peygamberler gibi olmayı emrediyor. Ama Kur'an'da mesela Kalem suresinde bir ayet-i kerime vardır. Peygamber Efendimiz'e hitaben وَلَا تَكُنْ كَسَاحِبِ الْحُوتِ diyor. Yani diğer peygamberler gibi davranmayı, olmayı emrederken balık arkadaşı, balığın arkadaşı gibi olmamayı emrediyor. Sakın ha öyle olma diyor. Evet. Yunus Aleyhisselam gibi. Evet. Niye? Yunus Aleyhisselam kendi kavmına gitti. O kadar anlatmasına rağmen değil mi değerli hocam? Emek vermesine rağmen, çile çekmesine rağmen kendisine tabi olanların sayısı çok az. İsyanlara tahammül edemedi. Sabırda orada biraz sabırsızlık gösterince malum gemiye biniyor. Kuralar çekiliyor. Her 3 çekilen kurada da neticede orada çıkıyor. Bir incelik daha var hocam. Bir incelik daha var orada. Buyurun hocam. Hicret izni almadan görev mahalline. Aynen işte öyle hocam. Orada size döneceğim. Allah'ın hükmünü beklemeden evet. Bir yolculuğa çıkıyor Hazreti Yunus. Onu işleyeceğiz ama izin verirseniz hocam cümlesini bitirsin. Sonra bir eser dinleyelim, sonra size döneceğim kıymetli hocam. Son cümlemizi alayım. Ben hemen bitireyim değerli hocam. Yani netice itibariyle Allahu Teala ulul azm peygamberlerin sabretmesi gibi sabretmeyi. Vali rabbike fasbir. Hayatın merkezinde Allah var ve yaptığınız her şeyde Allah için sabredeceksin. Eyvallah. Sabır imanın yarısı. Hz. Ali Efendimiz'e isnat edilen ama hadis olduğu da rivayet edilen bir gerçek. Sabır insanın hayatında tıpkı vücuttaki baş gibidir. Vücutta baş olmayınca hayat nasıl olmayacaksa evet. imanın yarısı olan sabır da elden bıraktığımız zaman dünyamız da ahiretimiz de kayboluyor.